Sevgili izleyiciler bir gündem özel programımızda daha, daha sizlerle birlikteyiz. Bugün gündem özel programımızda çok özel bir konuğumuz var. Bulunduğumuz mekan da çok özel. Biraz sonra ifade edeceğim. Kayseri Pancar Ekiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Akay ile birlikteyiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun Doğan Bey siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kayseri Şeker'de ağlıyoruz sizi. Teşekkür ediyorum. Aslında değerli başkanımız ifade etti. Biz e, konuk olduk, misafir olduk. Çok güzel bir işletme binası içerisinde. Değerli başkanımız bizi bugün burada konuk ediyor. Tabii Kayseri Şeker Fabrikası'nın dünü, bugünü ve kampanya sürecini, önemli gelişmeleri e, değerlendireceğiz, konuşacağız. Bir kez daha teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. E, bu vesileyle yayına başlarken çok değerli izleyicilerimiz, alışverişlerimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Cuma günü. Cumalarını tebrik ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Ee, tabii bu saat biraz e, bu mevsim itibariyle de işlerin tam yoğun olduğu bir saat. Ama inanıyorum ki bu programı tekrarını yayınlarsanız bütün evet. çiftçilerimiz bunu izleme fırsatı bulacaklar. Evet, e, e, çünkü e, bazı bizde önemli değerlendirmelerde bulunacağız bu evet. vesileyle. Evet. tabii ki başkanımın bu güzel söyleşimizi e, tekrarlarını yayınlayacağız. Vereceği mesajlar çok önemli. Çok e, kendi alanında oldukça bilgili ve donanımlı bir kişiyle bugün e, değerli başkanımızla sohbet edeceğiz. Tabii her şeyi konuşacağız ama öncelikle içerisinde bulunduğumuz mekanı e, ben çok beğeniyorum. Çok güzel ofis. İnsanın burada çalışırken zamanın nasıl geçtiğini bilmeyeceği bir mekan. Evet. Burası gerçekten özel bir mekan burası eski pansu vardı biliyorsunuz evet, sorunlu pansu problemli pansu o pansuyu tasfiye ettikten sonra burayı ofis binası olarak değerlendirdik yaptık ve bütün personelimiz burada görevlerini en sağlıklı bir şekilde böyle güzel bir mekanda güzel ortam içerisinde görevlerini daha verimli bir şekilde yapıyorlar ve bu tabii e, gerek yerli misafirlerimiz, gerekse yabancı misafirlerimiz. Bu mekanı görünce gerçekten hayretler içerisinde kalıyorlar. Çünkü e, yani e, Orta Anadolu'da ya da Türkiye'de e, bu şekilde bir ofis e, dizaynı e, çok fazla yaygın değil. E, belki birkaç tane bazı yerlerde İstanbul'da falan olabilir. E, ama bu Kayseri Şeker'e yakışan, Kayseri Şeker'in personeline vermiş olduğu insanca bir değerin bir ifadesi olarak biz böyle güzel mekanları çalışma mekanı olarak değerlendiriyoruz ve verimliliğin daha fazla arttığı inancındayız. Evet. Şimdi isterseniz içerisinde bulunduğumuz fabrikada da kampanya süreci devam ediyor. Evet. Kaçıncı gündeyiz? Nasıl? Evet. Mahsullerde değerler nasıl? Üç fabrikamızda da çok <laughs> şükür çarklarımız şanlı şanlı dönüyor. Evet. Fabrikalarımız işliyor. Kazasız belasız. İşlerimiz en verimli, en randımanlı bir şekilde devam ediyor. Tabii ilk olarak 3 fabrikamızdan Boğazyan açılmıştı. Bugün 37. gününü idrak ediyor Boğazyan Şeker Fabrikası kampanya olarak 37. gününü idrak ediyor. Bu süre içerisinde yani 36 günlük süre içerisinde 505 bin ton şeker işlendi ve 70 bin 500 ton şeker elde edildi içinde bulunduğumuz Kayseri Şeker'de ise 30. gün tamamlandı. Bugün 31. gün. Burada da 412 bin ton pancar işlendi ve 58 bin ton şeker elde edildi. Turhal'da ise 26. gün tamamlandı. Orada da 196 bin ton pancar işlendi bugüne kadar ve 26.400 ton şeker elde edildi toplamda. 1 milyon 113 bin 700 ton pancar işlenmekle, 155 bin ton şeker elde edilmiş oldu. Ee, bu tabii bizim toplam üretimimizle kıyaslandığında 136 buçukluk bir orana uğraştık. Yani e, üreteceğimiz şekerinde, işleyeceğimiz pancarında yüzde 36'sıdan ulaşılmış oldu. Peki ee, geçen yıla oranla nasıl derler? Geçen başkanım? yıla oranla geçen yani yıl. Yani ekim nasıl? E, bu sene e, biraz daha e. ekim fazla. E, geçen seneye göre aşağı yukarı. 200 bin tondan fazla pancar üretimi gerçekleşecek. Dolayısıyla bu şeker üretiminde de aynı şekilde yansıyacak. Yaklaşık 30 bin tonun üzerinde geçen seneye göre fazla şeker üretimi de gerçekleşmiş olacak bu vesileyle. Bu sene verimlilik daha iyi. Şeker oranı geçen senekinin biraz gerisinde ama o biraz da şeyden kaynaklanıyor. Bu sene pancarlar geç ekildi. Normalde pancarlar Mart'ın son haftasıyla, 20'sinden itibaren ekilir, Nisan sonuna kadar biterdi. Ama bu geçtiğimiz Nisan'da iklim biraz farklı seyrettiği için, özellikle kar yağdığı için bildiğiniz gibi ekimler hep Mayıs ayına yapılmak durumunda kaldı. Mayıs ayında ekimler yapılmak durumunda kaldı. İklimde bir kayma oldu. Dolayısıyla ekimde de bir kayma oldu tarih olarak. O nedenle e, pancarın işte toprakta kalma süresinden kaynaklı olarak e, biraz tabii bazı e, şeker oranında düşüklükler var. Ama e, verimlilikteki artış e, bunu e, özellikle telafi edecek. Verimlilikte bazı noktalarda o kadar enteresan sonuçlar ortaya çıkıyor ki biz de hayretler içerisinde kalıyoruz. E, mesela dün belki sizin işte televizyonunuzda akşam haberlerde e, ifade edilmişti. Yahyalı'da bir çiftçimiz... Hüseyin Demir işte elmalık olarak değerlendirdiği bir araziye pancar ekmiş Evet yani 18 ton gibi bir dekardan 18 ton gibi bir pancar aldığı ifade ediliyor bunu gerek firma işte o tohumun satan firmaların temsilcileri, gerekse işte bizim arkadaşlarımız hepsi ortaklaşa tespit ederek böyle bir sonuç ortaya çıktı bu tabii biraz literatürün dışında bir verim yani önemli ama işte artık zamanımızda buna benzer gelişmeler oluyor olması da gerekiyor bundan dolayı tabi verimlilikteki bu artış şeker oranında giderek yükseliyor evet. mevsim ilerledikçe yükseliyor tahmin ediyoruz ortalamamız bizim yine 17 %17 seviyesinde olur şeker oranı verimlilikte de yani eğer 7 tonun üzerine çıkacak olursak çiftçimiz için çok kazançlı bir yılı yaşamış olacağız e, biliyorsunuz e, fiyatlarda zaten o çerçevede değerlendirilmişti e, 1400 artı 50 lira kota tamamlama primi 1450 lira olarak e, açıklanmıştı İşte bu e, şeker oranı 17 ortalama 17'ye çıkacak olursa buradan gelecek 90 lira tonda 90 lira bir e, fiyat farkı e, var Onun dışında biz randevu sistemi uyguluyoruz. Bu randevu sisteminden dolayı yine ortalama 30-35 lira çiftçimizin lehine bir ilave gelir söz konusu. İşte küspe ile beraber küspeden gelecek fiyat farkıyla beraber yani rakam oldukça olumlu bir seviyeye yükselmiş oluyor. 1650-1700 lira gibi bir rakama ulaşmış oluyor ton başına çiftçi açısından. E, bu da e, gelir olarak e, oldukça olumlu bir seviye. E, tabii e, bundan dolayı inşallah ümit ediyorum ki çiftçilerimiz oldukça mutlular. Yani fiyat konusundaki tartışmalar biliyorsunuz işte kış aylarından itibaren yapıldı. E, en son sonra artık bu tartışmalar sona ermiş oldu. E, şimdi inşallah bereketle bu kampanyanın sonuçlanmasını bekliyoruz. Tabii biz bu arada e, bu e, uygulamaları yaparken aynı zamanda çiftçimizin ihtiyaçlarını karşılamakta hiçbir şekilde geri durmuyoruz. E, özellikle işte şimdiye kadar ödenen avansların yanında e, önümüzdeki bu ay içerisinde söküm avansları da ödenmeye başlayacak. Böylece çiftçimizin ihtiyaçları da en sağlıklı bir şekilde karşılanıyor. E, bu seneki fiyatların yanında e, dün yönetim kurulu toplantımızda alınan bir karar var. Bunu... Aziz çiftçilerimizle paylaşmak isterim. Biliyorsunuz bu pancar fiyatı, işte avans fiyatı, bunlar işte geçersine sorun olmuştu ve biz müdahale etmiştik. Bizim müdahalemizin sonucunda belli bir noktaya gelmişti. Şimdi Kayseri şeker olarak biz bu konuda yine herkesten önce bir değerlendirme ortaya koyduk ve dün itibariyle önümüzdeki dönemin yani işte 2020'te ekilecek pancarın. E, avans fiyatını 1800 TL ton olarak belirledik, ilan ettik. E, bu tabii sektöre işte bir diğer fabrikalarda nasıl değerli bakkan? Diğer fabrikalar henüz açıklamadılar. Biliyorsunuz bu konularda çünkü Kayseri şeker biz, hep öncülük ediyor. Evet, öncülük diyor. yapıyoruz. Biz yine öncülük e, yaptık. E, aşağı yukarı 1400 ile kıyasladığımız zaman 1800 rakamı %30'luk bir artışa tekabül ediyor. A, bu bir sonuçta avans fiyat ve bir işte yine e, sektöre verilen bir mesaj e, istiyoruz ki sektör bu fiyatları e, hesap etsin, incelesin tartışsın e, ve bunun Eğer fazlası varsa fazlası üzerinde de değerlendirme yapsın hep beraber yeni bir e, sonuç ortaya çıksın e, düşüncesiyle biz Aslında bu açıklamayı yapıyoruz geçen sene Aralık ayında yapmıştık bu sene Kasım ayında bu açıklamayı Yaptık bugün itibariyle ilan ediyoruz yani karar zaten dün alındı. Böylece çiftçimiz bu mevsimde önümüzdeki baharda ikice pancarla ilgili değerlendirmesini daha sağlıklı bir şekilde yapma imkanına Geçen kavuşurdu. yıl oranla kaç artmış oldu? Yani pancar fiyatına göre geçen seneki bu sab geçen sene Aralık ayında açıklanan rakama göre yüzde 80 bir artış. Yani bin liraydı geçen sene Ocak ayında daha doğrusu geçtiğimiz Ocak ayında yapılan artış. 1000 lira seviyesinde tespit edilmişti avans fiyat şimdi 1800 lira yüzde 80'lik bir artış. Ama bu kesin pancar fiyatı değil kesin pancar fiyatı ne zaman açıklanıyor hasat başlayacağı zaman açıklanıyor. Bu çiftçinin kendi işte hesabını yapabilmesi için tercihlerini doğru değerlendiremesine imkan sağlamak için önceden yapılmış bir açıklama. Yani buna göre çiftçi işte tarlasını hazırlayacak, pancadaki bekmeyeceğine karar verecek, başka ürün ekecekse onu değerlendirecek. Biz çiftçiyiz yani iyi bir seçenek sunmuyoruz.